Merhaba dünyalılar. Şu an hiç alışık olmadığım bir şey yapıyorum. Telefonla video çekiyorum. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Telefonumun markası Xiaomi Redmi Note 9S. Hem bu açıdan ses performansını ve video performansını ön kameranın nasıl olduğunu göreceksiniz. Şu an elimde tuttuğum için biraz titreşimler rahatsız edebilir. Bunun için özür dilerim. Aksiyon kameramı evden çıkarken almayı düşündüm. Ama kedim Bulut sağ olsun evden çıkarken bir mücadeleye neden olduğu için alamayı unuttum o sırada çıkarken. O yüzden de böyle idare edeceğiz. Neyse ki telefonumu yanıma almışım. Aslında bütün dışarı çıkış amacım bu videoyu çekmekti. Ama kamerayı almadığım için çekinmemektense dedim en azından ön kamerayla çekim yapayım. Hem de dedim telefonun tanıtımında, daha doğrusu telefonun ön kamerasının kalitesinde dedim, böylelikle bir kere daha gösteririz dedim. Her neyse, kafa boşaltmaya devam ediyoruz. Bu video 26. video olması gerekiyor. Haftada en az bir video yayınladığımızı düşünürsek, tabi aralara esler de girdi, yayınlamadığımız haftalar da oldu. 26 haftadır bu seriyi devam ettiriyoruz. Beğeniyorsunuz, seviyorsunuz, yapıyoruz. Devam ediyorum ben de saçmalamaya, kafa boşaltmaya. Ve kolum şu an çok ağrıdı. Bu şekilde video çekmek gerçekten zormuş. Hayat aksiyon kamerasıyla daha güzel. Video çekmek gerçekten çok daha kolay. Evet, burası şu an bulunduğum yer. Evime sadece 2 dakikalık falan yürüme mesafesinde. Böyle sandalyemi alıp geliyorum, oturuyorum buraya. Ve çayımı da demlemiş oluyorum. Bir şey, ada çayı yetiyor bana, böyle bir kupa. Böyle çayımı yudumlarken bir taraftan da sizlere video çekiyorum. Aslında birçok kere burada video çektim, aşinasınız buraya. Burası böyle farklı bir ilham veriyor bana. Tam karşımda böyle ağaçlar falan var, böyle çok güzel. Arka tarafımda deniz. Yani sandalyeyi ne tarafa çevirsem böyle bir manzarayla karşı karşıyayım. Hatta size şöyle ağaçları tekrar bir daha göstermek istiyorum. Burayı zaten görmüştünüz. En son şu pembe dana olayında çekmiştim. Kaçıncı videoydu tam hatırlayamıyorum. Ama mutlaka izleyenler hatırlayacaktır. Pembe dana şu dedikodu meselesi. O an bir dur. Bekle. Sakin ol. Bir nefes al. Bir konuşmaktan vazgeç. Konuyu değiştir. Aklına bir anda ne bileyim pembe bir dana getir. Bayağı bildiğin şu pembe şey, morinek var ya, onun pembesini getir. Bugün bir konu da seçmedim. Böyle öylesine rastgele lap diye giriş yaptım. Çünkü çıkışım biraz hızlı oldu böyle evden. Çıktım, ondan sonra geldim falan. Aslında yani böyle şeyleri önceden düşünürüm, planlardım ama bu haftam çok yoğun. İnanılmaz yoğun. Salı nöbetçiyim. Perşembe günü akşam 8 saat çalışıyorum. Ondan sonra cuma tekrar nöbetçiyim. Pazar günü tekrardan sabah 8'den gece 24'e kadar çalışıyorum. Yani bu hafta 72 saat falan çalışacağım. Hatta belki üstüne bile çıkıyor olabilirim. Tam saatini hesaplamadım ama tahmini söylüyorum. O yüzden böyle video çekmek için her bulduğum fırsatı kolluyorum ve hemen değerlendirmeye çalışıyorum. Umarım sizlere de etkili, güzel, faydalı içerikler üretebilirim. Zaten her zaman amacımız bu olduğu için de umarım faydalı oluyoruzdur. Bir taraftan güneş gün batımındayız. Yani bir saat falan var güneşin batmasına. Hava ılık, böyle yağmur yağdı bir yaklaşık bir saat önce. Şu an tekrardan böyle ısındı gibi. Böyle tuhaf bir hava var. Haziran'ın sonunda olmamıza rağmen hala havalar böyle o bunaltıcı sıcakları gelmedi. Biraz tuhaflıklar var. Hani çünkü yılın bu zamanlarında genelde bizim kanter içerisinde kalıyor. Böyle tişört bile fazla geliyor. Komple soymamız ihtiyacımız olması gerekirken hala sırt çantamı yanına alıyor ve içerisinde hırka bulunduruyorum. Böyle bir hava her an işte bir şeyler olabilir diye hırkayla gezmek zorundasınız. Sanki böyle sonbahar ya da ilkbahar gibi bir hava var. O yüzden biraz rahatsız edici. Yani yazın ortasında bu olmaması gerekiyor bu şekilde. Ama tabii iklim dengeleri, küresel ısınma vesaire vesaire, bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Haftada 72 saat çalışmak biraz fazla. Şöyle bu haftayı şöyle bir düşünüyorum. Biraz gözümde büyüyor. Tek ümidim, tek dayanağım nöbetlerin rahat geçmesi. Rahat geçmezse biraz sıkıntı. Yani umarım herhangi bir eksilim durum olmaz. Rahat rahat, böyle çok az hasta sayısıyla, fazla bir yoğunluk olmadan rutin bir şekilde nöbetlerimi tamamlarım diye ümit ediyorum. Evet, hep aynı açıyla çekmeyeyim dedim. Biraz da şöyle arkamdaki ağaçları alayım. Saçım da bayağı iyi toplamışım saçımı. Gerçekten harika bir sanat eseri. Müthiş. Evet, burada pek fazla insan olmamasını seviyorum. Böyle pek kimse gelmiyor. Biraz şehrin merkezine uzak kaçıyor. Genelde tam o merkezi yerdeki bir sevgi yolu dediğimiz bir yer var. Onun sahillerini dolduruyorlar. Buralara pek kimse gelmiyor. Denizini de pek beğenmiyorlar. Bu da benim işime geliyor açıkçası ve çok sevdiğim bir durum. Pek insanın olmaması gayet güzel, sessiz, sakin, biraz daha görece olarak temiz kalıyor insan olmadığı için.
Evet, doğanın pisliği biziz, insanlarız malum. Salya, müsilaj durumu da aynı diğer olaylarda olduğu gibi. O da bizim pisliğimiz. Tabii bunu engellemenin yolu da yine biz. Mesela bak orada bir tane pet şişe görüyorum. Neden atıyorsunuz bunları? Niye? Yani bir gittiğiniz yerde bir şeyler yapıyorsunuz, tam yiyorsunuz, içiyorsunuz. Afiyet olsun. Sonunda yani çöplerinizi bir zahmet toplayın arkadaşlar. Yani biraz duyarlı olalım. Biraz böyle çöpümüzü, pisliğimizi yanımıza gezdirmeyi bilelim. Bunlar yani çok basit. İlk 0-10 yaş arasında verilmesi gereken basit aile terbiyeleri. Ya bu terbiyeleri lütfen çocuklarımıza da verelim. Vermediysek de artık bu saatten sonra kendimizi düzeltmeye çalışalım bir zahmet. Çünkü doğa görüyorsunuz ki bütün şahitliği ve tanıklığıyla doğa bozuluyor. Doğa artık isyanlarına başladı. Gerek bu işte hastalıklar olsun, gerek işte müsilaj olsun, gerek küresel ısınma olsun, işte buzulların erimesi, suların azalması, bir sürü örneği var. Daha bunu yüzlerce örnekleyebiliriz. O yüzden basit bir kural olan çöplerimizi yanımızda taşıyıp uygun çöplere atmayı ihmal etmeyelim. Kamu spotuna geçtikten sonra devam ediyoruz konuşmamıza. Karşımda pek fazla gemi yok. Normalde burası böyle sıra sıra böyle gemiler olur. Burası İstanbul Boğazı'na giden yol olduğu için bütün gemileri önce burada bekletiyorlar. Ondan sonra sırasıyla alıyorlar. Gemilerin manzarası böyle pek rahatsız edici değil. Aslında güzel. Böyle denizde böyle bir ufukta bir şey görünmesi. Tabii arkasında da Çanakkale'nin Çan diye bir ilçesinin dağlarını böyle şeylerini falan görebiliyoruz, topraklarını. Yakın burası bayağı. Hatta şurası da Geribolu Köprüsü var ama kamerada görünmeyebilir diye göstermiyorum. Hiç göstermeyi bile deneyemeyeceğim o yüzden. Geribolu'daki köprü de yakın buraya bayağı. Tabii bu da köprünüye yakın olmamızın anlamında biliyorsunuz iki boğazın en yakın olduğu noktalar anlamına geliyor. O yüzden karşı taraftaki toprak parçalarını görebiliyoruz. Tabii gemiler de bunların bir parçası. Aslında boş bir denize bakmaktansa böyle ufak tefek böyle objeler görmek. Obje dediğim şey gemi. Kaç tonluk gemiler. Böyle objeler görmek gayet güzel ve keyifli hale getiriyor denizin manzarasını. Böyle en azından bir şeyleri böyle göz böyle bir referans aldığı için böyle manzaranın biraz daha tadını çıkartabiliyoruz. Şu an kamera fazla mı sallanıyor, bana mı öyle geliyor? Umarım rahatsız edici bir sallantı değildir. Çünkü bayağı telefonu elimde tutarak video çekiyorum ve 7. dakika oldu. Birazdan sonlandıralım artık çünkü çok uzadı. Yani eğer başarılı bir video değilse bu kadar uzun süre katlanmamak isteyebilirsiniz. Ben olsam ben de katlanmak istemezdim böyle bir şeye. Bu seferki kafa boşaltan serimizin videosunu biraz daha kısa tutalım. 10 dakikanın altında tutalım. Konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kafanızı biraz ben manzarayla boşaltmış olayım böyle. Güzel yerler, güzel insanın içini açan, ferahlatan yerler. Ben haftaya bugün dersem anlaşılmaz. Ayın 28'inde Allah nasip ederse Niğde'ye gideceğim. Niğde'de olacağım. Niğde'de de nişanlım ve ailesiyle birlikte buluşacağız hep birlikte. Onlar Niğde'ye gelecek. Ben de o nedenle Niğde'ye gidiyorum. Orada size video çekebilirsem çekeceğim. Böyle orada da Niğde'de de böyle belli başlı şeyleri tekrardan çekmeyi ya da işte yeni şeyler keşfetmeyi istiyor ve umuyorum. Sizlerle de paylaşabilirim diye düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Üstünüz başınızı yırtmayın. İnsanlara hissettirdiğiniz şeyleri hissetmeniz ve yaşamanız dileğiyle. Görüşmek üzere.